Arkadaşlar merhaba. Bugün dedim ki geçen bir proje geldi. Dizi için 5 tane Türk sanat müziği parçası kaydetmemiz gerekti. Çok hani bilinen genel geçer eserler. Şimdi benim tabii çok hakim olmadığım bir alan olduğu için ben de benim sevgili dostum, kardeşim Kadir Okya'yı aradım. Kemancı. Solist arkadaşımızı da çağırdık. Yani hem onun tonunu bilelim hem de biz böyle bir pilot kayıt yapalım dedik evde, tamam mı? Oturduk burada, tonları belirledik, trafikleri belirledik. Notalarına sadık kalarak çalmaya çalıştık, yani %98 nispetinde. Çünkü dizi o dönemlerden hani bahsediyor, böyle hani 60'lar 70'ler kafası. Hem o Türk sanat müziğinin biraz daha böyle hani aranje edilmiş halleri gibi, tamam mı? Ondan sonra biz Kadir'le burada yaptık demoları, pilotu daha doğrusu, demo diye. Bir tane işte stüdyo şey yapmak gerekti. Onu hallettik. Önce dedik ki ama işte yani cumartesi 12'de öğlen girelim işte akşam 6'ya 7'ye kadar bitiririz. Sonra olmadı. O dedi benim işim işte stüdyo şu saate kadar filan falan bir şey derken biz kaldık akşam 9'a. Cumartesi 9'da gireceğiz. İşte 5 parçayı işte 12'ye kadar bitireceğiz gibi böyle çok feci Pollyanna vaziyetindeyim. Öyle bir şey yok. Ondan sonra Kadir dedi ki hani gündüz gireceğiz diye zaten biz kendimizi planlamışız, programlamışız. Ben dedi abi perküsyonu benim stüdyoda kaydedeyim. Yani ritim sazı. Kalanını da gece işte senin stüdyoda alırız. Peki dedim. Nitekim o kaydetti. Biz de akşam 9'da girdik. Benim aklımdaki kast şu. Keman, ut, kanun, perküsyon. Stüdyoda da şey yaptık. Ut'la kanunu aynı anda kaydettik. Aynı odada. Hani o aralarındaki paslaşma, nüanslar falan güzel olsun diye. Hatta Kadir şey demişti. Yani ben dedi kemanı da aynı anda çalayım. Üçünü aynı anda falan. Sonra ben ona yükselmedim pek. Çünkü sazlar üstünde belli bir kontrol olsun istiyordum. Dolayısıyla Kadir'i de onların üstüne çalalım dedik. Bu tip işler yaptığımda mesela evdeki pilotu, o skeç halini ben işte Cubase'de kaydettim. Çünkü hani çok daha hızlıyım. Cubase'de o kayıt yapma bilmem ne falan işinde. Ama buradan bir yere proje taşıyorsam ya da oradan buraya proje taşıyorsam Pro Tools kullanmayı tercih ediyorum. Stüdyolarda hala %90-95 nispetinde en azından benim gittiklerim Pro Tools kullanıyor. Dolayısıyla hani tek tek kanalları bounce et bilmem ne al burada aç falan olmuyor bana. Direkt ver diyorum projeyi burada açıyorum kendim, tamam mı? E tabii ne yapmış oldum? Ha, bunun mix'i de bana kalacağı için. Ben de geldim işte stüdyodaki kayıtları buraya aldım koydum önüme. Sonra dedim ki bakalım ben bunlarla ne yapabilirim ya da nereye taşıyabilirim bu işi. Şimdi size dinleteyim. Ne yaptık dedik? Bayağı olayın sırasıyla. O pilotu aldı Kadir götürdü stüdyosuna ve önce perküsyon çaldırdı. Totalde şöyle bir şey var. Birkaç saz çalmış, tamam mı? Ya aynı kişi üst üste. Şimdi bakalım tek tek neler var. Elimdeki malzeme çünkü aranjmanı yaparken bunlardan bol bol faydalanacağım o yüzden çaldırdım. İlki şu. Şimdi mix yaparken ben önce şey yaparım yani elimdeki bütün unsurlar neyse karşıma açarım. Önce denge yaparım bir. Yani ilk bakış değil mi? İlk bir manzarayı bir göreyim diye. Yani ezbere bir hareket yapmam hiçbir koşulda. Yani tutup da işte hemen elim kompresöre ikiyor falan gitmez. Önce bir normal dengeyi duymam lazım. Ben de öyle yaptım. Şimdi bakın mesela bu gelen ilk bendir için. Şimdi üstünde hiçbir prosesör yok. Şöyle duyuluyor. İstiyorum ki bakın şimdi şu EQ Pro Tools'un kendi EQ'su bu. Bak. Alt low end'i istiyorum. Fakat geri kalan kısmından çok yüksek geliyor, değil mi? Onun için de taktığım bir kompresör. Şimdi şöyle duyuldu. Kompresör ne yaptı? En yüksek gelen bası biraz aşağı indirdi. Öbür tık 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 gelen kısmı da sesi dinamiğini yükseltmiş oldu. Yani ne oldu? Gayet eşit bir duyum aldım. İlk bender'den bak. Güzel. Bakalım sonra ne çalmış? Tek başına dinleyelim. O senaryoyu. Ha. Şimdi.
Şimdi böyle bir ritim var elimde. Şimdi hiç prosesör yok. Dinleyelim. Belli ki aynı alet. Bak. O altlar çok geliyor. Altı bir öncekinden istiyordum. O zaman taktım bir iki, bu sefer bunun altlarından kurtuldum. Bak, bütün mekan temiz. Bir kompresör daha. Total dinamiği öne çıkartmış oldu. Diğer bendirle dinleyelim. Bak. Evet, böyle bir hani prosesörlerden bahsedeyim diye gösteriyorum. İlk o yani ilk elimi attığım zaman yapacağım hamleler bunlar. Bütün kavga o alt bölgede çıkar, tamam mı? Hani Cenk demişti onu, frekans yönetimi dedi mix yapmak. Dediği şey çok doğru. Sonra bakalım bir şey daha eklenecek şimdi. Ne çalmış abi? Bir bongo var. Şimdi mix yaparken yani çok iyi, mesela bir mix dinlediniz. Her şey harika geliyor, bomba gibi. Fakat kanalları solo yaparsanız hani o çalgının özü gibi duyulmayabilir her an. Mesela burada bir bongo var elimde, değil mi? Prosesör kullanmazsam şöyle duyuluyor bongo. Bongo'ya benziyor. Mesela 2-3 şöyle. Bu sefer ne yaptım? Tiz bölgeyi biraz duyurdum. Ortalarda biraz kurcaladım. Şu ana rezonansı, basları tıraşladım. Bir de taktım bir kompresör. Bongo'dan bekleyeceğin o alt rezonans fazla yok ama diğer arkadaşlarla beraber dinlersem eğer şöyle bir şey duyulacak. Bak. Bongo. Tiz bendir. Bas bendir. Shaker geldi, buna dokunmadım. Sekizlik, buna da dokunmadım. Dil ya da def. Arzu ettiğim panoramaya biraz, yani panoramaya da şey yaptım, eriştim. Çünkü bas bendiri biraz sola, işte tiz olanı sağa ayırdım falan. Böyle bir geniş bir ensemble duyumu yakaladım. Bunlar bize geldi. Sonra ne yaptık stüdyoda? Ut ve Kanun aynı anda kaydettik. Şimdi onlar da şöyle duyuldu. Aynı odadalar. Tanıdık değil mi parça? Bayılırım. Yıldızların altında. Şimdi aynı odada iki kişi var. Aynı anda çalıyorlar. Benim bir miktar kontrol imkanım var üstlerinde. Mesela sırf udu dinleyelim. Hiç EQ falan yok, tamam mı? Şimdi o şey var ya, udu diye bir durum. Bir kere ondan kurtulmam lazım. Ama dikkat ettiyseniz kanun da geliyor buradan. Aslında bu udu mikrofonu, tamam mı? Ben bir EQ açtım buna yine. Bu Pultec'in bir modeli. Ya modellemesi. Ondan sonra ne yapmışım? 60 Hz'ini kısmışım. Bayağı. Sonra 8K'sını da açmışım. Şöyle duyuldu. EQ ile beraber. EQ'yu kapatıyorum. Thank you.
toptaki o kalabalık rezonansından kurtuldum. Çünkü mix içinde çok kalabalık yaratacaktı. Ve sola yatırdım onu. Şimdi kanunu tek başına dinleyelim. Bu kendisi. Pırıl pırıl. Ama böyle ut inceden geliyor arkadan. Yani o da kanunu mikrofonuna biraz sızmış. Ama hoşuma gitti o böyle. Sanki kanun da böyle bir... O da bas çalıyormuş gibi aynı zamanda unison gibi diyorlar. Bakın. Udu da koydun üstüne bak. Tamam. Problem yok. Bizim Kadir Baba'yı kaydettik. Keman. Üçünü beraber dinleyelim. Bakalım. Da biraz şey yapmışım. O işte yine 60 Hz yani baslarını biraz sıraçlamışım. Bakayım 5K'da birazcık açmışım gibi gördüm. Bütün o kayıttan mayıttan şimdi stüdyolar bitti. Herkes evine gitti. Ben aldım session'ı. Ertesi gün açtım. Bu çıktı karşıma. Bir dinleyelim bakalım şimdi stüdyodaki ne alemde. Tamam. Şimdi o dönemde hani herkes unison çalsa bunun ne olacaktı mesela, ne isterdim? O zamanda yaşıyor olsaydım hani hiç böyle hani pop sound'u değildi. Belki bir cello çaldırırdık böyle hani bas şey gelsin diye. Ben dedim ki buna bir gitar çalayım. Çünkü biz pilotumuzda da Kadir'le gitarla yapmıştık. O açıkçası kulağımıza eksik geldi gitarsız yani olay. Ben de oturdum. Emektar Yamaha'yı taktım. Normal şeye, ses kartına. Mikrofon falan hiç karıştırmadım. Onun içinde bir de mikrofonu var çünkü güzel bir dengeli bir ses geliyor. Bakın gitar şöyle duyuldu. Böyle. Bir de duble çaldım bak. Belki bunun da baslarını biraz tıraşlayabilirim hafif. Totalde dinleyelim. Bakalım gitar neye hizmet etmiş. Değil mi? Mesela gitarsız girsin. Sonra gitarı açacağım. Bakalım bir şeye yaramış mı? Şimdi bayağı bir genişledi duyum. Bu kadar şey yaptıktan sonra olmazsa olmaz. Bir de dedim bas çalayım. Ondan sonra özlemişim perdesiz bas dedim yapayım onu da. O da totalde şöyle duyuldu. Tabii şimdi mixin erken safhalarındayım. Yani daha nokta koymadım. Çünkü vokal de gelecek üstüne bilmem ne. O zaman strateji biraz değişebiliyor. Bir de şeyden bahsedeyim. Tüm mixi şöyle bir bas kompresörden geçirdim. Yani bütün mixin gittiği master bass'a bir tane Mac DSP'nin bir kompresörünü taktım. Channel G diyor bunu. O SSL'lerdeki G model masalarda bir kompresör vardır. Masaların üstünde olan. Onun bir modellemesi bu. Ben memnun kaldım neticeden. Bakın bir onsuz dinleyelim.
vokalde var da şimdi dinletmeyeceğim size. Burada şey yaptı yani bayağı bütün miksi sanki hakikaten böyle bir derli toplu bir hale getirdi gibi. Bunları kullanırken de korkmayın yani aç plugin'i, bak preset menüsünden ne varsa bir oradan yürü yani. Sonra insan bulaştıkça anlıyor neyin ne işe yaradığını üstündeki düğmelerin. Buna burada bir dur diyelim. Hani bir sonrakinde de şey yapacağım. Yani her aranjörün hani yapması gereken mecbur kaldığı halde bu parçayı nasıl armonize edecek? Değil mi? Hani çalgı seçimi, işte akor seçimi, değil mi? Tercihler dünyası ne yapılabilir? Hani nihavet makamında parça armonize edilmeye gayet müsait. Ondan sonra işte bakarız gitarına, şeyine, basına, masına. Yani anlatacak çok şey var. Arkadaşlar bu kayıtta Kadir Okyay keman çaldı. Onur Özel çalayan ud. Semih Öksüzler kanun. Kadir Göksu da perküsyon. Hepsinin eline emeğine sağlık. Bakalım daha köpürteceğiz bunu. Bizimle kalın, görüşürüz, bay bay.